gençlerim, küçüklerim, ellerinizden, gözlerinizden bu güzelim kalbinizden öperim. İyi ki geldiniz, iyi ki bizleri yalnız bırakmadınız. Sonsuz sonsuz teşekkür ederim sizlere. Türkiye Motofest adına emeği geçen bütün dostlara öncelikle sonsuz teşekkür ederiz. Güzelim ekip arkadaşlarımla birlikte, yol arkadaşlarımla birlikte bu güzelliğinize dair de alkışlar bizlere dair sizlere sonsuz kere sizlere dair. Evet. Süper, harika. Efendim, hoş geldiniz. Siz de Afyonkarahisar'a hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Çok coşkulu bir kalabalık sizi bekliyor. Çok teşekkür ederim. Neler hissediyorsunuz efendim? Motofest'te konser vereceksiniz birazdan. Motofest herhalde bu civarın en büyük konseri, konser festivali yanılmıyorsam. Türkiye'nin değil mi? Doğrudur. Hani ben bu bölgenin diye düşündüm ama ilk defa geldiğim için de tabii yeni tecrübe edeceğim. Çok heyecanlıyım. Afyon'da olmak çok güzel. Oradaki, buradaki insanlarla buluşacağız. Şarkılar söyleyeceğiz. Güzel bir gece yaşayacağız inşallah. İlk heyecanlıyım, mutluyum. Evet, evet sayılır. Yani böyle bu kadar büyük konser anlamında Afyon'a ilk defa geldim. Yine geleceğim inşallah. Evet, yani bir haftadır tatil yaptık. Bir haftalık bir tatilim oldu. Çok yoğun çalışıyorum. O bir haftada tabii ki iyi geldi. Şimdi bakalım tekrar işte birkaç gün üst üste konserler var. Buradan Çeşme'ye geçeceğiz, Bursa'ya geçeceğiz.
böyle böyle işte buluşmak istiyoruz. Yani ne kadar çok buluşursam sevenlerimle o kadar mutlu oluyoruz doğal olarak. Efendim şarkılarınız yaza damga vurdu adeta. Çok sağ ol. Böyle ünlü sanatçıları bile solladınız geçtiniz. Yeni single ya da düet ya da bir albüm çalışması evet. var mı? Hayranlarınıza bir sürpriziniz var mı? İnşallah. İnşallah. Yani elimden geleni yapıyorum. Çünkü benim dinleyicim, beni dinleyenler, aslında dinleyici diyeyim genel olarak. Bence her şeyin en iyisini dinlemeyi hak ediyorlar. En güzelini görmeyi hak ediyorlar. Bizim insanımız, bizim halkımız buna layık diye düşünüyorum. Ben hiçbir işimi baştan sağma yapmam. Baştan yapma, sağma yapan insanı da çok anlarım ve hiç sevmem. Her şeyin gerçek olduğundan, doğal olduğundan, sahici olanından yanayım. Hissetmediğim, sevmediğim şarkıları söylemem. Ben hissettiğim için ve insanlarla aynı duyguyu yaşadığım için bence şarkılarımı seviyorlar, benimsiyorlar. İnşallah. Şu an bir hazırda bir şeyim yok, söz veremem. Ama olması için elimden geleni yapıyorum. Büyük Taarruz'un 100. yılında da Afyonkarahisar'da konser vereceksiniz. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya nice 100. yıllara diyeceğim. Bir Cumhuriyet kadını olarak hepimiz ne güzel. Sizler kadınlar bak burada çalışıyoruz hep beraber. Burada görüyorum kamera arkasında da birçok kadın çalışıyor. Öncelikle değil mi? Cumhuriyeti yaşıyor olmak, bu duyguyu yaşıyor olmak hepimizin adına onur verici, mutluluk verici. Nice 100. yıllara coşkumuz, sevgimiz büyük olsun her zaman. Efendim son olarak Motofest heyecanını yaşıyorsunuz ve bu konserle beraber o heyecanı taçlandıracaksınız. İnşallah. Sporculara neler söylemek istersiniz? Bir mesajınız var mı? Yani valla sporculara bir kere sonsuz saygı duyuyorum. Onların disiplinine, sevgisine saygı duyuyorum. Sporu çok seviyorum. Bir nezle de olsa onlara bu gece renk katabilirsem ne mutlu bana.
Türkiye'nin mi en büyük festivali neredeyse diyeyim? Yoksa bu bölgenin mi diyeyim? Ama gördüğüm en güzel kalabalıklardan bir tanesi. Sizlerle olmaktan, karşınızda olmaktan o kadar mutluyuz ki, o kadar heyecanlıyız ki, kelimeler dile gelmez. Çok teşekkür ediyoruz. Buradasınız. Çok güzel bir gece olsun, olur mu? Size düşen ne? Size düşen oynayacağız. Şarkıları hep beraber söyleyeceğiz. Eşlik edeceğiz. Bu akşam içimizi dökeceğiz. Var mısınız? Var mısınız Afyon? Ne söyleyeyim size? Tamam, hepsini söyleyeceğim. Anlamadım ama aşağı yukarı tahmin ediyorum. Nasıl gördünüz? İdare ederim, fena değilim değil mi? En azından ekranlardan daha mı nasıl? Daha mı zayıfım, daha mı şişman, daha mı güzel? Nasıl? Fark var mı? Peki. Harikasınız gerçekten. Güzel olan sizlersiniz. Thank you.
bir hastalıktır. Tabii anlamaz. Doğru mu? Aşk bir hastalık dedim bak. Vallahi kaç sene olmuş? 25 sene önce olmuş. Doktor ne anlasın? Tabip ne anlasın aşktan? Aşktan kim anlar? Aşık olanlar. Aşk gecesi çeken anlar. Var mı aşıklar? Var mı aşıklar? Oh! Ne güzel. Şimdi bence şarkıları en güzel dinleyenler, en anlamlı hale getirenler aşıklar.